Ha yani yani taze bir konu değil yani bir hafta, bir iki haftadır bir iki hafta çünkü bu Turgay Kocakaya bir süredir Twitter'da Gökhan Zan'ı ve Türkiye İşçi Partisi'ni etiketleyerek işte imalı cümleler yazıyormuş. Aslında Türkiye İşçi Partisi bu Twitter'daki imalardan kaynaklı olarak bu kişiyle temas kurmuş ve herhalde vaziyet bu şekilde ilerlemiş. Öyle anlıyorum. Anladım. Peki hani öncelikle tabii ki hani olayın taraflarına hani tipe Gökhan Zan'a sen de refleks olarak öncelikle onlara ulaştın ama evet. Tabii biz mesela bu haber geldiğinde daha açıklamalar da gelmedi. Hızlı bir Hatay oradaki yarış üzerinden değerlendirmelerini alırken Lütfü Savaş cephesi ve Cumhur İttifakı'nın adayı açısından da çok önemli bir gelişme tabii bu. Hiç Lütfü Savaş'la ekibiyle konuşma imkanın oldu mu? Henüz konuşamadım ama duyduğum kadarıyla bu kayıtlar onlara da gitmiş. Dolayısıyla onlar da bu durumdan haberdar. Yani tabii bu gecenin bu saatinde meydana geldiği için Lütfü Savaş cenahına şu an temas kuramadım. Oradan Türkiye İşçi Partisi ve Gökhan Zan'a ulaşabildim. Onlardan dinledim meseleyi. Çok da hüküm vermek istemiyorum çünkü çok ağır bir iddia, ağır bir tutulama. Ben sadece iddiayı aktardım. Yani o yüzden hüküm vermek, bir ağırlık koymak, bir iddiaya ağırlık koymak da istemiyorum. Bu oldukça mesafeli durmaya çalışıyorum. Yani bu işler de yarın da göstereceği de bilinmez. O yüzden bir şey diyemiyorum. Tabii. Ama dediğim üzere Türkiye İşçi Partisi, bir de tabii Lütfü Savaş cephesi var. Burada Lütfü acaba Savaş mesela cephesi, tipin hani gerçi hani yanlış anlamadıysam tipin bu Turgay Kocakaya mıydı? Benim görüştüğüm tipliler, ben birden çok tipliyle görüştüm. Benim görüştüğüm tipliler Gökhan Zan'ın oldukça yanlış ilişkiler kurduğunu ve bu ilişkiler arasında maddi menfaatin de olabileceğini bana söylediler. Şunu soracaktım yani, çünkü ben. Gerçi hani Turgay ismi geçen Kocakaya ile hani bir iletişime geçirmiş ve elbette ki bir takım elde... Zaten yazı yazmaya devam ediyor. Yani tipi aldığı karardan ötürü kutluyorum gibi Twitter atmış zaten. Ben az önce baktım. O nedenle o yazmaya devam ediyor. Ama onun yazmasından önce dediğim üzere benim görüştüğüm iki kritik tipli yani dediğim üzere Gökhan Zan'ın oldukça yanlış ilişkiler kurduğunu ve bu ilişkiler arasında maddi menfaatin de olabileceğini, olduğunu ya da olabileceğini ifade ettiler. Bu bakımdan tip açısından da taşınması çok ağır bir yük. Çünkü galiba görüşmelerin bir aşamasında şu da yaşanmış. Yani görüşmeler bu kayıtlar tipe ulaştığında tip sen yani çeşitli başka bir gerekçe göstererek çekil ve işte bu kayıtlar en azından bu da duyulmamış olur şeklinde yani diyaloglar da yaşanmış fakat Gökhan Zan bu yolla çekilmeyi kabul etmemiş. Bu benim için bir herhalde şeref meselesi demiş. Bunun montaj olduğunu iddia ediyor ve dolayısıyla yoluma devam edeceğim diyor. Şu saatten sonra tip için büyük bir yük. Çünkü bunu açıklaması çok zor. Açıklamasında yani zaten bunu açıklamasına yansıtmış. Ancak tipin de elinden şu gelmez bu saatten sonra Gökhan Zan tip adayı olarak bu sonunda kalmaya devam edecek. Evet. Biraz bunu aslında çok mesela az önce şu noktaya gelecektim. Acaba mesela kamuoyu açısından da tipin hani kararı erken bir karar olarak değerlendirilebilir mi diye. Açıklamada şöyle bir bölüm vardı. Her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor. Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Şöyle Senem, iki tane telefon kaydı var. Bu telefon kayıtları yani Gökhan Zan konuşurken Gökhan Zan'la Turgay Kocakaya konuşurken Turgay Kocakaya telefonu görüntülü olarak çekmiş. Yani telefonun açılmasından kapanmasına kadar kağıdı görüntülü kaydetmiş. Ayrıca. Ve bunlar tipe gelmiş. Tipliler bunu dinlemişler. Anladım. Ve Gökhan Zan'ı davet etmişler. Bu ses kaydı senin mi? Bu ses senin mi? Diye karşılıklı tartışmışlar. Gökhan Zan ikinci kayda herhalde çok itiraz etmiyor ama birinci kayda şiddetle itiraz ediyor. Öyle anlıyorum. Bunu montaj ve deepfake gibi bana da söylediği
şekilde açıklamış. Benim anladığım kadarıyla Türkiye İşçi Partililer kayıttaki seslerin doğruluğuna inanıyor. Bu görüşmelerin varlığına inanıyor. Ve Gökhan Zan'ın açıklamasını ikna edici bulmuyorlar. O nedenle soruşturmayı beklemeden yollarını ayırma kararı almışlar. Peki ama bakalım hani pusulada olacak bir şekilde yani orada kalmaya devam edecek. Yalnız bir Gökhan Zan'a oy vermeyi düşünen seçmen ne yapacak? Nasıl bir şey geliştirecek, tepki geliştirecek? Sezin Öney'e bir şey söyleyecek. Yani Gökhan Zan CHP'nin anketlerine göre ya da en son Makın anketlerine göre 10-12 puan civarı alabiliyor Hatay'da. Bu da tabii Gökhan Zan'ın aldığı oyun %90'ı CHP tabanından geliyor. Öyle anlamak gerekir. Ve dolayısıyla Lütfü Savaş'ı oldukça aşağı indiriyor. Ve AK Parti'nin kazanma ihtimalini arttırıyordu. Aynen. Tabii eğer iddiaya göre AK Parti ile adaylığı çekmeme karşılığında bir alışverişin maddi menfaata da dayalı bir diyaloğun olduğu ispat edilir ya da bu kayıt kamusallaşırsa zaten doğal olarak CHP seçmeni olan Gökhan Zan'a oy vermeyi düşünen kitlelerde karar değişikliğine doğrudan yol açacaktır bu. Ve dolayısıyla bu oylar önemli ölçüde CHP'ye geri döner. Öyle zannediyorum. Bir bölümü gelecektir. Belki bir bölümü sandığa gitmeyecek bu durumda. Bilmiyorum ama sizin öne bir şey söyleyecekti. Önemli bir bölümünün CHP oyu olduğunu zannediyorum. Evet. Şimdi olay akışında anlayamadığım bir şey var. Yani Gökhan Zan'a bu teklif adaylıktan çekilmemesi karşılığında gidiyor. Yani o zaman tiple böyle bir arasında müzakere mi var? Adaylıktan çekilmesi zaten söz konusu iken çekilmemesi için mi bir telkin oluyor en baştan? Anlamadım soruyu. Gökhan Zan'ın adaylığını çekmeme karşılığında kendisine bir takım teklifler gittiği... Yani 3 milyon doların adaylıkta yani kal... Evet, evet. Yani bu minvalde bir pazarlık. Sizin öneyde diyor ki geri planda böyle bir ihtimal mi vardı ki? Evet, ya tiple arasında böyle... Bu boyutuna şu an ben de cevap veremiyorum. Hı-hı. Benim tamam. Bana aktarılan o. Yani AK Parti ile Gökhan Zan'la diyalog kuran Hakan Kocakaya ve onun işte ihraç bir polis olduğunu anladığım kuzeni iddiaya göre AK Parti ile Gökhan Zan arasında bir trafik oluşturmuşlar. Öyle iddia ediliyor. Ve bu kişi Turgay Kocakaya iddiaya göre AK Parti il binasındayım. Buradan arıyorum diyerek Gökhan Zan'la işte çeşitli miktarlar üzerine adaylığını çekmemesi karşılığında çeşitli miktarlar üzerine uzlaşmaya vardığını söylüyor. Konuşma bu şekilde. Ancak Gökhan Zan'ın adaylığını çekmesi söz konusuydu da çekmemesi için mi bu pazarlık yapıldı? Bu soruya şu an şu saatte cevap veremiyorum. Bana aktarılarını söyledim. Ama bu konuşmanın bu minvalde olduğunu böyle bir içerikte bir konuşma olduğunu bana Gökhan Zan da doğruladı. Yani böyle konuştum demiyor. Hayır. Kayıt bu şekilde montajlanmış diyor o da bana. Peki önümüzdeki günler pek çok şeyi yine ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. İsmail Saymaz çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Verdiğin bilgiler için.